Ve şimdilik sen valimiz bizim öncekilerin başbakan buraya gelecek. Biz bu heyet olarak geldik. Siz bize bir başbakanımıza bir görüşme şey yapın dedik. Ayarlayalım. Çünkü geçmişte bunun örnekleri var işte. Abdülgül geldiği zaman da tekrar böyle bir görüşme yapma şansımız olmuştu. Vali de not aldı, bakacağız dedi. Sonra il başkanı, parti başkanı da birkaç görüşmemiz oldu. Benimle başlayın. Tekrar şey yapalım dedi. Yani görüşelim dedi. Maalesef başbakan bizimle görüşmedi. AKP Tunceli Milletvekili, koordinatör milletvekili, şu an artık kendilerini milletvekili olarak değerlendiriyorlar buraya. Şöyle bir açıklama yaptı. 6 tane baraj projesinin 5'ini biz iptal ettik. Geriye kalan biri de 1987 yılından önce kararlaştırıldığı için onun için yapacak bir şey kalmamış. O yapılacak şeklinde tam anlamıyla bu minvalde bir açıklama var. Fakat açıklama hukuki anlamda çok ciddi yanlışlıklar içeriyor. Şimdi Konaktepe Baraj Projesi için Danıştay'ın verdiği 2 adet karar var. İkisi de şu an hala varlığını koruyor. Anayasa 138. maddeye göre yargı organlarının verdiği kararlar yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar, bu karardan değiştirilemez. Kesinleşmiş 2 tane karar var. O da ne diyor? Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları dahilindeki gerek tüm baraj projeleri, gerekse de spesifik olarak Konaktepe Baraj Projesi için çevresel etki değerlendirme sürecini işletmeden sen bu kararı alamazsın. Acele kamulaştırma kararı alamazsın. İmar planlarını onaylayamazsın. Orman Kanunu 17. madde çerçevesinde verilmesi gereken izinleri veremezsin. Yani idareye diyor ki, idare hiçbir şekilde, başta bakanlar kurulu olmak üzere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hiçbir adım atamaz diyor. Adım atamaz, vadiye giremez, iş makinası götüremez oraya diyor. Çok açık ve net bu kararlar hepinizin elinde var. Çünkü kitaplık olarak da artık size verdim. Konaktepe HES projelerini gerçekleştirmek isteyen Konaktepe Elektrik Üretim Anonim Şirketi. Burada acele kamulaştırma kararı doğrultusunda kamulaştırma yasasının 27. maddesi gereğince acele el koyma kararı almak için Asya Hukuk Mahkemesi'ne bir an önce başvurulması için bir süreç hazırlıyor. Bakanlığın merkezi teşkilatıyla burada bir randevu oluşturup görüşmek lazım. Çünkü olağanüstü hal şartları da olsa anayasa anayasadır. Yani anayasa 138. maddesi hala yürürlüktedir. Kaldırılmamıştır. Yani kararlar herkesi bağlar, bu kadar yani. Yalnız bir durum var. Çet sürecini işte. Çet süreci neticesinde daha önce yapılan bir analiz var. Bu baraj projelerinde kamu yararı olmadığı açıkça söyleniyor. Bir diğer husus, milletvekilinin yaptığı açıklamada şöyle bir hatalar var. Vadide 6 tane baraj olduğunu söylüyor. 6 değil, 4 tane baraj var. Onları söylemiştik zaten. Bozkaya, Kalettepe, Konaktepe, Akyayık. Akyayık, Mercan üzerinde. Şimdi Akyayık iptal edilmiş bir baraj değil. Bu barajların 4'ü şu an Munzur Vadisi Uzundereli Gelişme Planı'nda duruyor. Yani bu planda duruyor. O Akyayık'tan Erdaş şirketi vazgeçti. Yani hemşerimiz, bir ailenin işlettiği Erdaş şirketi dedi ki ben Akyayık projesine vazgeçiyorum. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bu şekilde bir başvuru yaptı. Fakat yarın öbür gün Ali Rıza Güler Bey'e gidip bir şirket kurup o projeyi gerçekleştirmek istediğini söylerse, yani bunun önünde yine mevzuatsal açıdan başkaca ileri kararlar alınması gerekir. Dolayısıyla yine burada Hazal şirketi, Türkiye'de BMW'nin distribütörlüğünü yapan şirket aynı zamanda, BMW'yi Türkiye'de satan Hazal şirketi burada Bozkaya ve Karatepe'den çekildi. Yani bu baraj projelerinden çekildi. Fakat hala planlamada onlar duruyor. Konaktepe noktasına gelinen aşama yani aslında milletvekilinin verdiği bilgi tamamen gerçeğe aykırı bir bilgi. Aldatmadan başka bir şey değil. Bu bakımdan bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Uzun. Burada yapılacak olan HES'ler ve barajlar. Şimdi eğer biz burayı farklı bir bakış açısı getiremezsek ve yalnızca buradaki işte oradaki bitki örtüsü, canlı örtüsü, milli park bunun üzerinden bir kurgu üzerinden gidersek burada sonuç alma şansımız hiç yok. Bu adamların gözü bir şey görmüyor. İşte Türkiye'nin her tarafında doğanın nasıl tahrip edildiğini, maden ocaklara nasıl ruhsat verildi, işte Artvin bunun en son örneğidir. Gözleri bir şey görmüyor. Ama burayı bir ideolojik talep olarak değil, bu alanın bizim için bir kutsal değer olduğunu, burada ziyaretlerimizin olduğu ki biz Sayın Başbakan'a anlatma gerekeceğimizi bunun üzerinden kurguladık. Yani buranın bizi Aleviler için kutsal değerlere sahip olan bir bölge olduğu gerekçesiyle iptal ettirebiliriz. Bu konuda 2 tane yetkili isim var. Yani Tunceli'deki barajları ve HES'te iptal ettirecek 2 irade var. Birincisi başbakan, ikincisi cumhurbaşkanı. Onun dışında kiminle görüşürse görüşülsün ancak bilgi alışverişinin boyutuna geçmiyor. Elbette ki ideolojiktir, elbette ki siyasidir ama biz ne ideolojiyi ne de siyaseti burada konuşmaya gelmiyoruz. Burada bir sorunumuz var.
Barış sorunumuz var, Munzur'u kurtarma sorunumuz var. Birlikte ne yaparız noktasında herkes kendi düşüncesini koysun. Bir başkasına ideolojik olmasın, siyasi olmasın. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Elbette ki dediğim gibi her sorun Dersim'le ilgili ve Kürdistan'la ilgili ve Munzur'la ilgili her soru ideolojiktir, her soru siyasidir. Yeniden bunu tartışmaya gerek yok. Biz her birimiz temsil ettiğimiz düşünceyi burada paylaştırarak, asgari bir noktada buluşarak çözüm arıyor ise bunu ikili bir vurgulamaya da gerek yok. Bir diğer şey de, ben rica ediyorum, konuşmacı arkadaşlardan rica ediyorum. Dersim devleti çok yakınen tanıyor. Hükümeti de çok yakınen tanıyor. Devleti de çok yakınen tanıyor. Herkes tanımaz ama Dersim çok iyi tanır. İki kez vurulan bir yerdir. Hem Alevi olarak hem de Kürt kimliği olarak vurulan bir yerdir. Dolayısıyla bize devleti şirin göstermeye gerek yok. Ama devlet, elbette ki devletten bir görüşme olacaksa bu yürütmeye yetki verilmiş görüşmelerde ve bu meclis adına herhangi bir açıklama yapma veya görüşme hakkına da sahip değildir. Bu konuda da yürütme bize bilgi vermek durumdadır. Kimi görevlendirmiş, kimi yetkilendirmiş. Şimdi biraz önce Yusuf arkadaşımız, başkanımız bize bir bilgi verdi. Teşekkür ediyoruz. Avrupa'daki bütün